Bir insanda ağız yarası ile beraber genital bölgede bir yara varsa ki yara derken ülserli yaradan bahsediyorum. Yani ağız içindeki afta benzer bir yara ve genital bölgedeki yara da nedbe bırakarak iyileştiyse o aslında büyük bir olasılıkla behçettir. <laughs> Ama bazen bu bulgular bu kadar net olmaz. Hastayı bir süre izlemek gerekir. Ayrıca göz iltihabı varsa, bacakta kırmızı şişlikler çıkıyorsa, Tromboflebit dediğimiz bacak damarını tıkayan ve bir bacağı şişiren damar sorunları varsa, akciğerde Behçetle ilişkili, Behçet damar tutulumuyla ilişkili problemler varsa, bir de paterji testi dediğimiz yani kola bir iğne batırdıktan sonra 3 günde orada normalde görmeyeceğimiz sivilceler görüyorsak tanıyı koyarız. Behçet tanısına, Behçet görmeye alışık bir romatolog için tanı çok zor değildir. Tanı konur. Tedavi ise bizim diğer romatolojik hastalıklardakine benzer bir şekilde tutulumu yerine ve şiddetine göre değişir. Yani sadece ağız yarası varsa kullanacağınız ilaç farklıdır. Göz tutulumu varsa kullanacağınız ilaç farklıdır. Damar tutulumu varsa kullanacağınız ilaç farklıdır ama çoğu bunların medikaldir, ilaçla e, yönetilir. Göz doktorları, cildiyiciler ve romatologlar bu konuda beraber çalışır. Hepsinin birlikte ortak politik yaptığı bir takım büyük üniversite merkezleri var ülkemizde. Bunlar her hafta düzenli olarak toplanırlar ve hasta konusunda ortak karar vererek insanları izlerler.